Merhabalar, ben Avukat Ayhan Ömen. Evet, hemen başlıyorum. Geçen haftadan bir takipçimizden gelen soru ise şu yönde. Amerika'da 2 yıllık bir kalıcı kayıt yaptırsam ve eşimle birlikte Amerika'ya gelsek, mezuniyet sonrasında orada kalma yollarım nelerdir diye bu takipçimiz bize soruyor. Tabii sizin buraya eğitim amacıyla geldiğiniz andan sonra, öğrenci vizesiyle geldikten sonra, burada programınızı da başarıyla tamamladıktan sonra, eğer katılacağınız program size eğitim programınızın sonunda bir yıl çalışabilme hakkı, OPT altında çalışabilme hakkı veriyorsa onun üzerinden siz çalışma iznine sahip olacaksınız ve bu çalışma izniyle Amerika'da bir yıllık yapacağınız o eğitimden sonra da çalışabilme imkanınız olacak. Tabii bu genelde işte yüksek eğitim, üniversite eğitimi ya da bazı işte sertifika programlarının da imkan verdiği durumlarda okulunuz onay verdikten sonra siz bu çalışma iznine sahip olacaksınız. Tabii bu çalışma izni sırasında ya da sonrasındaki süreçte ne yapacağınız noktasında en mantıklı yapılabileceği iki durumunuz olabilir. Bir tanesi eğer bir iş yeri ise sponsor olacaksa bir işveren onun üzerinden çalışma izni, çalışma vizesi veya green card yollarını değerlendirmeniz gerekecek. Ya da kendi işinizi kuracaksanız, yatırım yapacaksanız o zaman yatırımcı vizesi altında hem kendi işinizi yapabilme hem de kendi yatırımınızı yönetebilme imkanına sahip olacaksınız. Yani şunu söyleyebilirim kısaca bu takipçimize. Gelip eğitiminizi tamamladıktan sonra okulun size sağladığı bir yıllık OPT imkanına sahip olabilirsiniz çalışma izni veren. Ve onun sonrasında da kendi işinizi yapmak ya da bir işverenin size sponsor olması üzerine de önünüzde çalışma vizeleri ya da green card opsiyonu bulunabilir deyip bu takipçimizin sorusunu cevaplamış olalım. Diğer bir takipçimizden gelen soru ise şu yöndeydi. 2012 yılında Amerika'ya geldik. Çocuğumuz burada doğdu, vatandaş oldu ve şu an 6 yaşında. Pasaportunun yenilenmesi lazım. Ankara'ya gitmek lazım. Ne yapılması gerekiyor diye bu takipçimiz soruyor. Şimdi anladığım kadarıyla tabii ki siz burada oğlunuz doğduktan sonra, çocuğunuz doğduktan sonra Türkiye'ye döndünüz ve Türkiye'de yaşıyorsunuz. Şu an Amerikan vatandaşı çocuğunuz da sizinle beraber Türkiye'de. Teknik olarak tabii ki kendisi Amerikan vatandaşı olduğu için Amerikan konsolosluğu üzerinden pasaportuna başvurmaya da pasaportunu yenileme imkanına sahip olacaktır. Evet, dolayısıyla siz ister Ankara ister İstanbul'daki Amerikan konsolosluklarına ulaşıp onların Amerikan vatandaşlarıyla ilgili pasaport uzatma bölümleriyle görüşüp randevu alıp gerekli pasaport uzatma işlemini yapabileceksiniz. Diğer takipçimizden bize ulaşan soru da şu yöndeydi. 2013 yılında Amerika'da dünyaya gelen ve ABD vatandaşı olan kızım şu an Türkiye'de yaşamaktadır. Kızımın Amerikan vatandaşlığı üzerinden herhangi bir yardım vesaire alabiliyor muyuz diye bu takipçimiz soruyor. Tabii Amerikan vatandaşı kızınız tabii burada yaşamıyor şu an. Türkiye'de sizinle yaşıyor. Ve dolayısıyla bir hak elde edebilme noktasında şunu bilmeniz lazım. Amerika bir sosyal bir devlet değil. Hani çok kolay bir şekilde işte vatandaşlarına sosyal haklar sağlamıyor. Fakat eğer kızınızın tabii eğitimdir, işte sağlıktır, bu tip konularda yardımlara ihtiyacı varsa tabii bu noktalarda federal hükümet destek veriyor. Fakat tabii şu an tabii kızınız burada değil, Amerika içinde bile yaşamıyor. Size en büyük tavsiyem şu olur, Amerikan konsolosluğuyla irtibata geçebilirsiniz kızınızın için ve kızınızın Amerikan vatandaşı olarak ne tür haklara sahip olabileceği noktasında onlardan detaylı bir bilgi almanızı tavsiye ediyorum. Fakat kızınız hem ufak olduğu için hem Amerika'da yaşamıyor, ülke dışında yaşadığı için herhangi bir sosyal hak gerektiren bir durumdan faydalanması gibi bir durum söz konusu olamayacak deyip de tabii ki sizin sorunuzu cevaplamış olalım. Diğer bir takipçimizden gelen soru ise şu yönde. Green Card'a başvurduktan sonra pending ederken B2 vizesini extend etmek için I-539 file etmek gerekir mi diye bu takipçimiz bize soruyor. Şimdi şu önemli, sorunun cevabı şu, hayır gerekmiyor. Hani zaten içeride beklemede olan bir green card dosyanız var, yeşil card dosyanız var. Ve o bekleme süresindeyken sizin tekrardan daha önceki var olan statüyü uzatmak için herhangi bir extension yapmaya girmenize gerek yok. Çünkü zaten onlar birbirlerine çelişki uyandırıyorlar. Bu çelişkiden dolayı birinde göçmen olma niyeti var ki bu dosya beklemede. Diğerinde ise geçici bir niyet olduğu için onun başvuruyu yapmayı gerektiren bir durum söz konusu olmuyor sizin durumunuzda. Çünkü zaten green card dosyanız içeride. O green card dosyanız beklemede olduğu için deyip bu takipçimizin sorusunu cevaplamış olalım. Evet, diğer bir takipçimizden gelen soru ise şu yöndeydi. Amerika'da iş bulup yani aşağı sınıf işler, bakıcılık vesaire ailemle birlikte başvuru yapsam bana ve aileme vize çıkma şansı var mı?
karım, ben ve iki çocuğumuz vizeye başvurursak aile fertlerimizin tamamına vize alma şansımız var mı diye bu takipçimiz soruyor. Şimdi öncelikle şöyle vurgulayayım. Tabii ki siz eğer vizeye başvuru yapacaksanız, farz edelim bu turist vizesi ise, bu başvuruyu siz, eşiniz ve tabii 21 yaşın altında çocuklarınız beraber yapabilirsiniz. Sonuçta tabii vizeyi verip vermeyecekleri Amerikan konsolosluğuna kalacak ama siz bu başvuruyu yapıp, bu başvurudan dolayı da sadece siz olmuyorsunuz tabii, eşiniz ve çocuklarınız da oluyor. Hep beraber bu başvuruyu yapabiliyorsunuz. Tabii başvuruyu alabilme şansı Amerikan konsolosluğundaki görevlinin sizin koşullarınızı ve Türkiye'deki bağlarınızı ve Amerika'ya giriş amacınızı hepsini değerlendirecek bir duruma bağlı olduğunu ifade edebilirim. Dolayısıyla bu noktada bağlarınız güçlüyse şansınız yüksek olacak. Yoksa tabii ki şansınız düşük olabilir. Tabii diğer sorunuza geleyim, ilk sorduğunuz. Burada önemli olan sizin tabii ki Amerika'da iş buldum dediğinizde size bu noktada sponsor olacak bir firmayı bulmanız lazım. Bir iş şirketi, bir işvereni bulmanız gerekiyor. Sonuçta bir şirket ya da işveren var ise o şirket ya da işveren üzerinden size çalışma vizesi türlü çalışmalar ya da yeşil kart türlü çalışmalar yapılabilecektir. Ama bütün önemli olan nokta orada size işi bulduysanız o sponsor olacak firmanın finansal durumunun yeterli olması ve sizin için gerekli çalışmaları, sponsorluk çalışmalarını başlatıyor olması lazım. Bunları yaptığı sürece siz, eşiniz ve 21 yaşın altındaki çocuklar beraber vizelerinizi alıp Amerika'ya gelebileceksiniz deyip bu takipçimizin sorusunu cevaplamış olalım. Diğer bir takipçimizden geçen haftadan bize gelen soru ise şu yönde. Turist vizesiyle Amerika'ya geldim. Bir şirket buldum ve bana sponsorluk yaptı. Şirketin bana sponsorluk yapmasından green card alana kadar ne kadar zaman geçer diye bu takipçimiz soruyor. Şimdi tabii sizin sorunuzun net cevabı ne tür bir sponsorluktan bahsettiğiniz, bu çalışma vizesi mi, yeşil kart mı ve tabii ki çalışma vizesi ne tür çalışma vizeleri ve bunlara göre aslında tabii ki ne kadar bekleyeceğinizin süresi değişebilir. Ama farz edelim siz green card'ı kastediyorsunuzdur. Green card başvurusunun için size iş yerinin size sponsor olmasından itibaren sizin green card'a gitme süreciniz yaklaşık en az 1,5 yıl sürecektir. Dolayısıyla 1,5 yıl ile 2 yıl arasında bir sürece bakıyorsunuz. Tabii bu süreç içinde de yasallığınızı korumanız gerekiyor. Diğer bir takipçimizden bize gelen soru ise şu yönde. Amerika'da vizeleri bitmiş ama ülkelerine dönmemiş kişiler green card başvurusunda bulunsalar ve green card kazansalar hakları yanar mı? Yani iptal mi olur diye takipçimiz soruyor. Şimdi şöyle anlatayım ben size. Eğer kişiler çekilişten green card'ı kazanmış bile olsalar, yani bu lotery dedikleri sistemden green card'ı kazanmış bile olsalar, eğer Amerika'da yasal olan sürelerini kaybetmişseler ve bu yasal süreleri yok ise o zaman maalesef bu haktan faydalanamayacaklar. Dolayısıyla yeşil karta gidebilme durumları söz konusu olmayacak. Çünkü yasallıklarını ihlal etmiş durumdalar. Diğer takipçimizden gelen soru ise şu yöndeydi bize. Bizim 7 Kasım'da Amerika vatandaşlığı için mülakatımız var. Oğlumuz 13 yaşında, onun da mülakata gelmesi gerekiyor mu? Bir de oğlumuzun ismini değiştirmek istediğimizi interview'da söyleyebilir miyiz diye takipçimiz soruyor. Şimdi şöyle açıklayayım. Sizin var olan vatandaşlık mülakatınız için bu mülakata girecek kişi sadece siz mi olacaksınız? Yoksa çocuğunuzun da ayrı bir başvurusu var mı? Bunu anlamak gerekiyor. Eğer bu sadece sizin başvurunuz ise o zaman bunun çocuğunuzla bir ilgisi yok. Dolayısıyla sizin mülakatınız olacak. Fakat siz mülakatı geçtiğiniz zaman tabii çocuğunuzun da yeşil kartı var ise ayrı bir başvuru bile yapılmamış olsa o da otomatik vatandaşlığa hak kazanacak. Dolayısıyla çocuğunuzun sizin yanınızda olması şart değil. Tabii ki gelebilir. Orada bekleyebilir sizin için dışarıda. Ama sizin de gelmesi şart değil. Çünkü randevu sizin randevunuz. Siz gidiyor olacaksınız. Ama siz sınavı geçerseniz ve kabul alırsanız o zaman da çocuğunuz bu noktadaki adımları atıp hak kazanmış oluyor. Yoksa çocuğunuz için sizin vatandaşlık görüşmenizde ayrı bir çalışma yapılması mümkün olmayacak ya da onun için isim değişikliğidir tarzı bir talepte bulunmak sizin vatandaşlığınız sürecinde mümkün olmayacak deyip takipçimizin sorusunu cevaplamış olalım. Diğer bir takipçimizden gelen soru ise şu yönde. Yeni bir haber duyduk. Green card sahibi olan kişiler devletten aldığı yardımlar, mesela sağlık sigortası gibi yardımlar alanlar ülke dışına gönderilecekmiş. Sizce bu ne kadar doğrudur? Bizi aydınlatır mısınız diye takipçimiz soruyor. Şimdi şöyle söyleyebilirim. Bu konuda geçen bir yasa yok şu an. Fakat bir tasarı var. O tasarıda da
göçmenlerin Amerikan vatandaşlığına giriş süreçlerinde eğer devletten aldıkları işte sağlık sigorta yardımları gibi yardımlar da varsa bunlardan dolayı vatandaşlığa geçişleri noktasında vatandaşlığa geçişlerinin engellenmesi ya da kabul edilmemesi gibi bir tasarı var ortada. Tabi bu şu an için geçen bir yasa değil. Bunun ne kadar ciddi bir durum olup olmayacağını şu an söylemek çok zor, etkisi olup olmayacağını. Dolayısıyla bunu zamanla göreceğiz. O açıdan şu an için evet böyle bir haber doğuran ülke dışına gönderileceklerdir değil de bu kişilerin Amerikan vatandaşlığına gidişlerinde bu noktalardan dolayı bir uzama ya da bir sorun yaşanabilir mi? Yaşanabilir eğer ki bahsedilen tasarıyı geçirilip yasallaşırsa, yoksa şu an için Amerikan vatandaşlığına gidenlerin bu konuda bir endişesi olmasını gerektiren bir durum söz konusu değil. Diğer bir takipçimizden geçen hafta gelen soru ise şu yönde. Ben Alman vatandaşıyım. Şu an İngiltere'de yaşıyorum. Bu koşullarda Amerika'da çalışma ve oturma izni alabilir miyim? Ve nasıl alabilirim diye takipçimiz soruyor. Şimdi siz Alman vatandaşı olarak Amerika'da eğer yatırım yaparsanız, bu yatırımınız tabii 500 bin dolar ya da üstü ise oradan Green Card'a gitme imkanınız olabilir. Ya da daha düşük miktarda bir yatırımınız var ise, bu da 100 bin dolar civarı, 6 ya da üstü de olabilir. Onun üzerinden yatırımcı vizelerine gidip Amerika'da kendi işinizi yapıp hem oturum hakkına sahip olabilirsiniz deyip hani bu takipçimizin sorusunu genel olarak cevaplamış olalım. Diğer bir takipçimiz şunu soruyor. Uluslararası reklam filmlerinde oynayan melez bir çocuğum var. Çocuğumun bu durumu üzerinden Ovan Sanatçı vizesi alabilir miyiz diye takipçimiz soruyor. Şimdi buradaki önemli olan nokta şu tabii. Eğer çocuğunuzun sanatçı olarak ya da aktör olarak filmlerde oynayıp bir başarı elde ettiyse ve bu başarılarından dolayı kendisi Ovan vizesine hak kazanabilir tabii ki. Fakat diğer bir durum tabii hani çocuğunuzun yaşıdır. Ondan sonra Amerika'da bulunacak mı? Amerika'da ne tür bir şirketle ya da firmayla ya da ajansla çalışacak? Tüm bu durumları değerlendirmeniz gerekecek. Ama şunu söyleyebiliriz burada. Eğer Amerika'da çalışma durumu ile ilgili adımlar atacaksa ve bulunacaksa sanatçılar için verilen film, bu tür film endüstrisinden de olan ve aktörler için de olan Ovan vizeleri mevcuttur. Fakat tabii bunun detaylarını değerlendirilip sizin oğlunuzun ya da kızınızın bu noktada ne kadar buna uygun olduğunu görmekte fayda var. Diğer bir takipçimizden kalan bize gelen soru şuymuş. I-130 sonucunda vatandaşlığa geçiş için 18 yaşından önce Amerika'ya giriş yapacağız. Türkiye'de yaşadığımızdan dolayı oradaki işlemler için ne kadar Amerika'da kalmamız gerekir? Ya da giriş yapıp göçmenlik ofislerine evrakları verdikten sonra süreci Türkiye'den yürütebilir miyiz diye bir takipçimiz soruyor. Şimdi şöyle söyleyeyim. Evet, eğer Amerikan vatandaşının çocukları 18 yaşın altında ise ve anne ya da babası kim onları yeşil karta başvuruyorsa bu yeşil kartı aldıktan sonra kendileri Amerika'ya giriş yapacaksalar Amerika'ya giriş yapar yapmaz bu hakları doğuyor vatandaşlık için ve dolayısıyla Amerika'ya giriş yaptıktan sonra ebeveynlerinden onlara yapılan bu yeşil kart başvurusundan dolayı kendileri de vatandaşlık belgesi için direkt göçmenlik dairesine başvuru yapabiliyorlar. Tabi burada süreci beklemek zorunda değiller ama giriş yaptıktan sonra bu başvurular yapılıp süreci takip etmeleri gerekecektir. Süreci bir kısmını tabi Türkiye'de bulundukları sürece takip edebilirler, sorun değil. Ama tabii ki gün sonunda Amerika'da oturacakları, ikamet edeceklerini göçmenlik görevlisinin kanaat getirmesi gerektiği noktasını unutmamanızda fayda vardır deyip takipçimizin sorusunu cevaplamış olalım. Evet, diğer bir takipçimizden gelen soru ise şu yönde. Amerika'da non-signer olmadan student loan almak mümkün müdür diye bu takipçimiz soruyor. Şimdi kişinin Amerika'da öğrenci kredisi, student loan dedikleri krediyi alması için kişinin tabii ki statüsü de önemli. Kişi Amerikan vatandaşı mı, yeşil kart sahibi mi, yoksa uluslararası öğrenci mi? Buna göre değişecektir. Eğer kişi Amerika'da yaşayan bir öğrenci ise, yeşil kart olan ya da Amerikan vatandaşı olan, o zaman herhangi bir kefile garantöre ya da kefile ihtiyaç duymadan kişiler federal hükümetin de sağladığı öğrenci kredilerinden faydalanabilecekler. Ama yok bunlar uluslararası öğrenci ise, o zaman bunlar federal devletin hükümetin sağladığı kredilerden faydalanması mümkün olmayacak ama özel firmalardan, bankaların özel öğrenci kredisi veren bölümlerinden bu kredileri sağlayabilecekler. Tabii bunun genelde görülen nokta bu tip durumlarda uluslararası öğrencileri bazı
finansal yerler garantör aramadan verebiliyor. Fakat çoğu büyük bir ihtimalle garantör arayacak, imzalayacak, ikinci kişiyi arayacak. Dolayısıyla benim bu noktadaki en büyük tavsiyem, siz Amerika'daki finansal kuruluşlarla, sadece bankalarla da sınırlamayıp, uluslararası öğrenciler için nasıl bir krediler verdikleri, ne kadar kredi verecekleri noktasını detaylı öğrenmenizde fayda vardır deyip bu takipçimizin sorusunu cevaplamış olalım. Diğer bir takipçimizden geçen haftadan kalan soru ise şu yönde. Ben Brezilya'da yaşıyorum ve Green Card başvurusuna katılmak istiyorum. Eğer ki çıkarsa mülakata Brezilya'da mı çağırırlar yoksa Türkiye'de mi gitmem gerekir diye bu takipçimiz soruyor. Şimdi siz Türk vatandaşı bile olsanız, Brezilya'da bir oturumunuz varsa, yaşıyorsanız, ki siz öyle orada oturumunuz var gözüküyorsunuz belirttiğiniz bilgiden. O zaman siz Brezilya'da bulunan Amerikan konsolosluğu üzerinden de oldu da göçmenlik vizeniz çıkarsa mülakata gidebilme hakkına sahipsiniz. Dolayısıyla vatandaş olduğunuz ülkedeki, Türkiye'deki Amerikan konsolosluğu olacak bu ya da oturduğunuz, şu an oturumunuz bulunan Brezilya'daki Amerikan konsolosluğu üzerinden bu hakkınızı yerinize getirmeniz mümkün olacaktır deyip bu takipçimizin sorusunu cevaplamış olalım. Geçen haftadan kalan diğer bir takipçimizden gelen soru ise şu yönde. Ben lisans eğitimimi tamamladıktan sonra yüksek lisans için Amerika'ya Green Card ile gelirsem daha ucuza yüksek lisans eğitimi alabiliyor muyum diye bu takipçimiz soruyor. Şimdi şöyle söyleyeyim. Amerika'daki eğitim sisteminde okullar yani üniversiteler genelde iki tür değişik ücret uygulaması yapabiliyor. Bunlardan bir tanesi ikametgahı olan öğrencilerin ödeyeceği miktar oluyor. Bir tanesi de uluslararası öğrencilerin ödeyeceği miktar oluyor. Dolayısıyla bu noktalarda genelde ikametgahı olan yani Amerika'da yaşayan öğrencilerin ödeyeceği rakamlar neredeyse uluslararası öğrencinin ödediği rakamların yarısına gelebiliyor. Bu tabii okuldan okula, programdan programa değişebiliyor. Tabii bu ikametgah derken sadece olay sizin yeşil kartınızın olması değil, aynı anda da bu gideceğiniz üniversitenin olan eyaletinde, bulunan eyaletinde ne kadar süredir yaşadığınız da önemli olacak. Dolayısıyla belki o eyalette en az bir senedir yaşıyor şartını görmek isteyecek üniversite. Ve tabii bu noktada yeşil kartınızın olmuş olması ve burada bir süredir yaşamış olmanızdan dolayı daha uygun şekilde üniversiteden bir eğitim alıyor olacaksınız deyip bu takipçimizin sorusunu cevaplamış olalım. Diğer bir takipçimizden gelen soru ise şu yönde bize. Green Card çekilişine başvurmak istiyorum. Lise 2. sınıfta okul yarıda bıraktım. Kuzey Kıbrıs'ta 15 yıldır aşçı olarak çalışıyorum. 10 yıllık Milli Eğitim Bakanlığı onaylı ustalık belgem var. Bu durumda Green Card başvurusu için lise diploması şart mıdır? Ayrıca Green Card başvurusu yaparken lise terk olarak mı yapmalıyım yoksa lise mezunu olarak mı yapmalıyım diye bu takipçimiz soruyor. Şimdi buradaki önemli olan nokta tabii siz şu an çekilişe yeni başvuruyor olacaksınız. Ve bu başvuruyu yaparken bu noktalarda çok fazla endişelenecek bir durum yok. Çünkü başvurudan öncelikle çıkmanız gerekiyor. Başvurudan çıktıktan sonra gelecek sene bu noktadaki şartlarınızın ne kadar uygun olup olmadığı noktasını kanıtlama yönüne gireceksiniz. Ama tabii burada görünen durum siz liseyi terk etmiş durumdasınız. Dolayısıyla liseyi terk ettiğiniz için lise eğitimi üzerinden değil de çalışma geçmişinden dolayı ne yapıyor olacaksınız? Green Card'ı almaya çalışacaksınız. O da tabii Green Card çekişinden çıkarsınız. Dolayısıyla buradaki ilk dikkat edilmesi gereken nokta tabii çıkıp çıkmayacağınızı görmek. Ondan sonra da sizin aşçılık üzerinden bu pozisyona uygun olup olmayacağınızın değerlendirmesine, detayına bakmanız gerekecek. Tabii bu detay ya da değerlendirme yapılırken şu önemli nokta, göçmenlik dairesinin burada State Department'ın daha doğrusu bakacağı kriterler, sizin çalışacağınız mesleğin normalde burada iş bölümü 4 ve 5 denilen kategoriler var. O kategorilerdeki mesleklere içine denk gelip gelemeyeceğine bakacaklar. Dolayısıyla buradaki benim size vereceğim cevap şu olacak. Siz buradaki durumda ancak gideceğiniz nokta tabii şeflik ya da aşçılık üzerinden olacak. Ama eğitim üzerinden olmayacaktır deyip bu takipçimizin sorusunu cevaplamış olalım. Evet, diğer takipçimizden gelen soru ise şu yönde. Çok karmaşık bir durumdayım. Green Card çekilişi başvurumda eşim ve oğlumu göstermeli miyim? Çünkü resmi nikah yapmadık, imam nikahımız var diye bu takipçimiz soruyor. Eğer eşiniz de resmi evli değilseniz o zaman onu göstermeyebilirsiniz. Fakat oğlunuzu her halükarda göstermeniz gerekecek. Çünkü sonuçta o sizin çocuğunuz ve başvuruda bu noktada sizin çocuğunuzun olup olmadığı sorulmaktadır. Şimdi normalde tabii evlilikler noktasında
resmi evlilik, işte dini evlilik, bazı kamunun kabul edebileceği evlilik tarzı evlilikler de aslında geçerli evlilikler sayılıyor. Fakat şu anki sizin yaptığınız başvuruda resmi anlamda bir evliliğinizi göstereceğiniz bir kaydınız mümkün gözükmüyor. Ama size tavsiyem şu olur, çünkü zaten başvuru süreleri daha yeni başladı, bütün bu ay açık olacak. Eğer bu noktada bir sakınca yoksa resmi nikahınızı da kıyıp, o resmi nikahı kıydıktan sonra bu başvurunuzu yapıyor olmuş olmanız çok daha ideal olacaktır diye bu takipçimize cevap vermiş olalım. Diğer takipçimizden gelen soru ise şu yönde. Lise 3 öğrencisiyim. Yaşım 17. Amerika'ya gelirken turist vizesiyle gelip daha sonra green card başvurusu yaparsam 6 ay sonra Amerika'dan çıkacağım için bir daha geldiğimde vize işlemimde sorun olur mu diye bu takipçimiz soruyor. Şimdi şöyle söyleyebilirim. Yani sizin öncelikle buraya turist vizesiyle geliyor olacaksınız. Tabii bu vizeniz bitmeden yeşil karta başvurmak derken neyi kastediniz tam anlayamadım. Eğer bahsettiğiniz çekiliş tarzı başvuru ise bunda bir sorun yok. Ama bahsettiğiniz size burada bir başvuru yapılacaksa Green Card sponsorluğu için o zaman onunla ilgili tabii ki yasal durumunuzu koruyor olmanız gerekecek. O açıdan şunu söyleyebilirim ama tahmin ediyorum ki siz çekilişten bahsediyorsunuz. Herhangi bir sorun yaşamayacaksınız eğer bir vizeniz varsa ve giriş çıkış yapıyorsanız. Fakat şu önemli, eğer Amerika'ya gelip süreniz içinde yasallığınız sürecini geçirip çıkış yaparsanız bu bir daha gelişinizde sorun olur. Dolayısıyla eğer girerken size 6 ay veriyorsalar bu 6 aylık süreyi geçirmemeye dikkat etmenizde fayda vardır deyip bu takipçimizin sorusunu cevaplamış olalım. Diğer bir takipçimizden gelen soru şu yönde. Kardeşim Green Card ile Amerika'ya gitmişti ve şimdi ABD vatandaşı oldu ve orada yaşıyor. Onun üzerinden Green Card başvurusu yapabilir miyiz? Yapabiliyorsak kabul edilme ihtimali ne kadardır diye bu takipçimiz soruyor. Şimdi Amerikan vatandaşları kardeşleri için başvuru yapabilirler. Burada başvuru yapmasında bir engel yok. Tek bilmeniz gereken nokta kardeşiniz siz için bu başvuru yapsa bile sizin Green Card'a geçmeniz yıllar alabilir. Yani en az bir 10 yılın üzerindeki bir bekleme sürecinin içine girdiğinizi bilmeniz lazım. Ve dolayısıyla kardeşiniz size başvurduktan sonra ve bu bekleme süreleri şu an için 10 yılın üstü gözüküyor. Yarın bu daha da artar azalır zamanını gösterecek. Ama ondan sonra da tekrar dönüp o süreyi tamamlandıysa o zaman yeşil karta gitme imkanınız olacaktır diye bu takipçimizin sorusunu cevaplamış olalım. Diğer bir takipçimizden gelen soru ise bize şu yönde. Green Card çekilişini kazandık diyelim. Bu kartın bir geçerlik süresi var mıdır? Yani belli bir süre içerisinde herhangi bir işlemde bulunulmazsa Amerika'ya gidilmez ise bu hakkımız yanar mı? Ve yanarsa ne kadar sürede yanar diye bir takipçimiz soruyor. Farz edelim siz çekilişten Green Card'ı kazandınız. Ve bu kazanmadan dolayı da bir yıl sonra işte Amerikan konsolosluğu görüşmeye girdiniz ve size göçmenlik vizesi verdiler. Orada belli bir süre verecekler size. Farz edelim 6 ay. Siz o 6 ay içinde Amerika'ya giriş yapmanız gerekiyor. Eğer Amerika'ya giriş yaparsanız o zaman giriş yapar yapmaz bir yıl burada kalmanız uzuyor. Ve bu arada da yeşil kartınızı bekliyorsunuz. Dolayısıyla bunu yapmazsanız, girişi yapmazsanız bu hakkınızı kaybediyorsunuz. Ama girişi yaparsanız yeşil kartınızı alıyorsunuz. Ve yeşil kartınızı aldıktan sonra da Amerika'da gene bulunmanız gerekiyor. Eğer Amerika dışına çıkıp diyelim Amerika'ya bir yıldan fazla gelmezseniz o zaman da yeşil kartınızı kaybetmiş sayılıyorsunuz. Dolayısıyla önemli olan eğer Green Card'a başvuruyorsanız ve alacaksanız ve aldıysanız o zaman Amerika'da ikametgah etmeniz, yaşamanız gerekiyor. Yoksa bu hakkınızı kaybetmekle karşı karşıya kalıyorsunuz. Evet, diğer takipçimizden gelen soru ise şu yönde. Henüz daha Amerikan vatandaşlığını almayan ama Green Card sahibi olanlar anne ve babasına Green Card alabilirler mi? Kişilerin anne ve babalarına Green Card başvuruları yapabilmeleri için kendilerinin Amerikan vatandaşı olmaları gerekiyor. Dolayısıyla eğer siz yeşil kart yani Green Card sahibiyseniz sizin anne ve babanıza başvuru yapabilmeniz için vatandaşlığa geçmenizi beklemeniz gerekiyor. Yoksa Green Card'lı olarak bu başvuruyu yapmanız mümkün olmuyor. Diğer takipçimizden gelen soru ise şu yönde. Green Card mülakatında hesapta para göstermek yerine ev, araba, arsa vesaire göstersem sorun olur mu? Sonuçta belki kart onaylanmayacak. Onaylanırsa satarız diye takipçimiz örnekler vermiş ve bize sorusunu soruyor. Şimdi burada önemli olan nokta Amerika konsolosluğunun bakacağı sizin direkt istenilen nakit paraya elinizde olup olmadığı. Dolayısıyla bir şeyi nakite çevirmek hemen olmayabilir. Dolayısıyla maalesef bu noktada belli bir para miktarını mal ya da mülk görmekten daha uygun göreceklerdir. Dolayısıyla hesapta para göstermeniz gerekecektir. Fakat şunu unutmayın. Eğer
sizin green card almanızda bir engel var ise bunu şimdiden farkına varabilirsiniz. Başvuruyu tabii kazandığınızı varsayıyorum ve bu sene konsolosluk görüşmelerine gideceğinizi varsayarak bunu söylüyorum. Yoksa tabii ki sadece çekilişe giriyorsanız o zaman tabii ki bir şeyi satmanıza gerek yok. Ama green card görüşmesine giden sürecin içindeyseniz o zaman zaten sürecinden onay alıp almama noktasında emin olmanızda fayda var. Yoksa nakit göstermeniz gerekecektir deyip bu takipçimizin sorusunu cevaplamış olalım. Diğer takipçimizden bize gelen soru ise şu yönde. Ben green card çekilişine katılmak istiyorum. Fakat eşim gelmek istemiyor. Bu durumda benim green card'ım iptal olur diye duydum. Bu konuda ne yapmam lazım diye takipçimiz soruyor. Şimdi siz green card çekilişine katılmak istiyorsanız katılabilirsiniz. Önemli olan katılırken eş ve çocuklarla ilgili doğru bilgiyi vermeniz. Sonuçta bu bilgiyi vermiş olmanız sizin kazanacağınız ya da kazandığınızda eşinizin gelmesi gerektiğini doğuracak bir yükümlülük yok. Dolayısıyla başvuru yaparken hem siz hem eşiniz hem çocuklarınızdan bahsetmeniz gerekiyor. Kazandıktan sonra da siz kazandığınız için bunu eşiniz olmasa da siz green card ile ilgili çalışmanızı yapabiliyorsunuz. Evet, diğer bir takipçimizden gelen soru ise şu yönde. Babam alüminyum ve PVC ürünlerinin toptan ticaretini yapan bir şirket sahibi ve kendisi ilkokul mezunu. SVP değeri 7'den büyük olacak. Green card için hangi mesleği seçmeliyim? Annem de 10 senedir emekli ve ilkokul mezunu, onun adına ayrıca green card başvurusu yapabilir miyim diye takipçimiz soruyor. Şimdi şu önemli burada. Eğer babanızın mesleki tecrübesi ya da bilgisi ya da deneyimi onun SVP değeri 7'den büyük bir pozisyonun içinde bulunduğunu gösteriyorsa o zaman zaten yeşil kartı almasına bir engel olmayacak. Tabii hangi mesleği seçmeliyim dediğim nokta aslında babanızın tabii ki bu yaptığı ve kendi işini yaparken de olabilir. Edindiği birikim, tecrübe ve pozisyonlara bağlı olacak. Dolayısıyla bu noktada önemli olan babanızın tabii ki bahsettiğiniz yıllar içinde hangi alanda tecrübe sahibi olduğu ve bu alandaki tecrübe durumunu değerlendirdikten sonra pozisyona bakmanızda fayda olacaktır. Yoksa hani çok kolay bunun tespitini yapmak mümkün olmayabilir. Sizi de yanlış yönlendirmek istemem. Ama dediğim gibi eğer SVP değeri 7'den büyükse yaptığı iş alanının ve tecrübelerin bu onun zaten green card'ı alabileceğini gösterir. Dolayısıyla pozisyonun belirlenmesi noktasında da ne tür işler yaptığını iyice değerlendirmesini yapıp ona göre karar vermesinde fayda olacaktır. Annenizin durumuna gelince ise anneniz emekli diyorsunuz. Neden emekli olduğunu göremiyorum bize sorduğunuz soruda. Eğer annenizin de emekli olduğu iş alanı onun SVP noktasında 7 ile 8 arasındaki bir pozisyon ise o zaman evet kendisi için de başvuru yapabilirsiniz. Çünkü ilkokul mezuniyeti yok kendisinin. Annenizin de kendisi için başvuru yapmasında bir engel olmayacak. Yani şöyle söyleyeyim. Sonuçta başvuruları yapmanızda bir engel yok. Başvuruları yaptıktan sonra eğer anne ya da babanıza çıkarsa ondan sonra endişeleneceğimiz bir nokta olacak bu. Acaba nedir şimdi green card alabilir miyiz, alamaz mıyız noktası. Evet, diğer takipçimizden bize gelen ve geçen haftadan kalan soru şu yönde. Ben green card çekilişini kazandım ve 2019 tarihlisiyim. Sonucu geç öğrendiğim için formu henüz yeni dolduracağım. Sorum şu, konsolosluktan bana randevu tarihim geldi diyelim. Ola ki bende planlar değişti ve görüşmeye gitmek istemiyorum. İptal hakkı veya cezası var mı? Şimdi siz, green card size çıkmış olabilir. Green card'ın çıkmış olması sizin o green card'ı kesin alacağınız ya da başvuru yapacağınız ya da yapmak zorunda olduğunuzu göstermez. Dolayısıyla sizin durumunuzda farz edelim vazgeçtiniz. Herhangi bir iptal yani herhangi bir cezayla karşı karşıya kalmıyorsunuz. Sadece bundan vazgeçtiğiniz zaman artık bir daha o hakkı kullanamıyorsunuz. Yani size çıktı ve Amerikan konsolosluğuna gidip bu sene green card'ı alma durumunuz var. Gelecek sene Eylül'e kadar. Ve bu hakkınızı kullanmadınız. O zaman gelecek Eylül geçtikten sonra artık bu kazandığınız green card'dan hak talep edemiyorsunuz. Yeni başvurular yapmanız gerekiyor. Oldu da fikriniz değişirse deyip takipçimize sorusunu cevaplamış olalım. Diğer bir soru ise şu yönde. Ben Türkmenistanlıyım ama Türkiye'de yaşıyorum. Türkiye'den green card çekilişine katılabilir miyim diye bu takipçimiz soruyor. Siz istediğiniz yerden green card çekilişine katılabilirsiniz. Hiçbir engelle karşı karşıya kalmayacaksınız. Dolayısıyla Türkmenistan vatandaşı olarak Türkiye'de bile yaşıyorsanız bu başvuruyu yapmanızda bir engel yok. Farz edelim bu başvuruyu yaptınız ve çıktınız. Gelecek yıl öğrendiniz ki çekilişten çıktınız. O zaman eğer
Türkiye'de ikametgahınız varsa resmi yasa olarak, Türkmenistan vatandaşı olsanız bile Türkiye'den green card işlemlerinin yani mülakatına gitme hakkınız Amerikan konsolosluğunda olacaktır. Ve bu takipçimizin sorusunu cevaplamış olalım. Diğer bir takipçimizden bize gelen soru ise şu yöndeymiş. Green card aldığımı varsayalım. Yanımda durmaları için kendi anneme ve babama da green card alabilir miyim diye takipçimiz soruyor. Hayır, siz green card elde etseniz bile anne ya da babanıza onların green card için başvuru yapabilmeniz için önce Amerikan vatandaşı olmanız gerekiyor. Siz Amerikan vatandaşı olduktan sonra ancak anne ve babanıza green card başvurusu yapabileceksiniz. Diğer bir takipçimizden bize geçen haftadan gelen soru şu yönde. Benim dairem, dükkanım ve arabam var. Green card çıktığında finansal durumum için bu mülklerimi göstersem onay alır mıyım diye takipçimiz soruyor. Şimdi tabii ki sizin mal varlığınızı göstermeniz ve mülklerinizi göstermeniz önemli bir etki olacak. Sizin finansal durumunuzu göstermeniz noktasında. Ama onun yanında Amerikan Konsolosluğu gene de sizin belli bir ölçüde nakit paranız olduğunu görmek isteyecekler. Ve dolayısıyla benim burada önce söyleyeceğim size şey, öncelikle bir green card çekilişinden çıkıp çıkmadığınızı görün gelecek sene ve ondan sonra da finansal durum noktasında belli bir nakit bulunması noktasında gerekli adımları atarsınız. Diğer bir takipçimizden gelen soru şu yönde. Bana green card çıktı diyelim ve ben Amerika'da yaşayan biriyim. Tabii oldu, evlenmeyi düşündüm ve Türkiye'den bir kız arkadaşım da Amerika'ya turistle geldi. Evlenmeye karar verdik. Green card'ı alıyor mu diye takipçimiz sormuş. Sorunuzun cevabını şöyle verebilirim. Eğer size green card çıktıysa ve Amerika'da yasa olarak bulunuyorsanız green card işlemlerinizi başlatıp onay almadan önce, yani diyelim Amerika'dasınız ve süreci başlatacaksınız ve kız arkadaşınız da Amerika'da bulunuyor, geldi turist vizesiyle, o zaman yasal süreçlerin içinde bulunduğunuz sürece ikiniz de green card çalışmasını başlatabileceksiniz. Dolayısıyla o sizle evlendiği sürece ve siz takip ettikten sonra beraber yeşil kart dosyanızı Amerikan göçmenlik dairesine sunabileceksiniz. Tabi burada dikkat etmeniz gereken epey bir durum olacak. Bu yasal durumlar, onun turist vizesinin olması, yani yasal süreci kaybetmemeniz, başvuru tarihlerinin ne zaman yapılması, bütün bu faktörleri dikkate alarak adım atmanızda fayda var. Çünkü öbür türlü var olan hakkınızı da kaybetmeyin daha sonra. Çünkü süreler noktasında kısa bir süreyle karşı karşıya kalacağınız için değil. Bu takipçimizin sorusunu cevaplamış olalım. Evet, diğer bir takipçimizden gelen soru bize şuymuş. Doğum yerim Çin olarak nüfusta kayıtlı ama TC vatandaşıyım. Ben green card çekilişine başvuru yapabilir miyim diye bu takipçimiz soruyor. Tabii ki DV loterilerinde de DV ya da bu çekiliş başvurularında hangi ülkelerin katılıp katılamama noktasında bir bilgi verilebilmekte. Bazen bunlar değişebilmekte. Ama tabii ki şu an şöyle söyleyebilirim. Bu kuraya katılamayacak ülkeler arasında maalesef Çin de bulunuyor. Yani Çin'in ana Çin denilen bölümünde doğan kişiler de maalesef şu anki çekilişe katılmaya hak kazanmıyorlar. Dolayısıyla çekiliş başvurularında önemli olan vatandaşlık değil, doğum yeri olduğu için ve siz de Çin'de doğduğunuz için maalesef buna katılamıyor olacaksınız. Tabii burada önemli olan nokta, hani Çin'in yani hangi bölgelerinde olduğunuz, ek bilgi vermek istersem sonrası için şöyle söyleyeyim. Asya bölgesinde aşağıda sıralı olan ülke yerlileri bu DV programına katılmaya uygun olmuyorlar. Bunlar Çin oluyor, Bangladeş, Hindistan, Pakistan, Güney Kore, Filipinler ve Vietnam oluyor. Mesela Hong Kong'da doğmuş olanlar, Tayvan'da doğmuş olanlar, Macau'da doğmuş olanlar ise bu başvurulara katılabiliyor diye bu takipçimizin sorusunu cevaplamış olalım. Bu ek bilgiyi de vermiş olalım. Diğer bir takipçimizden gelen soru bize şu yönde. Ben çekilişten green card kazandım. Kaç sene sonra Amerikan vatandaşlığına geçebilirim? Green card çekilişiyle Amerika'ya yerleşenler için Amerikan vatandaşlığına geçme prosedürleri nedir diye takipçimiz soruyor. Şimdi siz eğer çekiliş kazandınız ve green card'ı aldınız, o zaman green card'ı aldıktan itibaren 5 yıl sonra siz Amerikan vatandaşlığına geçebilme hakkına sahip olacaksınız. Ve burada önemli olan nokta, siz green card kazandıktan sonra Amerika'da yaşıyor olmanız. Yani green card'ı aldıktan 5 yıl sonra geçtiğinde, son 5 yıla bakıldığında Amerika'da bu 5 yılın çoğu süresini geçirmiş olmanız, yaşamanız gerekiyor ki Amerikan vatandaşlığına geçmede herhangi bir sorun yaşamayın ve rahat bir şekilde geçişinizi sağlayın deyip bu takipçimizin sorusunu cevaplamış olalım. Diğer bir takipçimizden gelen soru da şu yönde. Ben evliyim ve green card kazandım. Kazanan benim.
ve DS-260 formunda eşimi gösterdim. Şimdi ise eşimle aramız bozuk. Boşanmadık ama sadece ayrıyız. Eşim de zaten benimle Amerika'ya gelmek istemiyor. Bu durum benim green card almamda sorun yaratır mı diye takipçimiz soruyor. Bir sorun gözükmüyor çünkü siz çekişi kazanmış durumdasınız ve kazanan kişisiniz. Aynı anda resmi şekilde evlisiniz ve dolayısıyla eşinizden bahsetmişsiniz ve bahsetmeniz gerekiyor. Tabii bunu yaparken eşiniz bunu istemiş olabilir ve başvuru yapılmış olabilir. Ama bu başvuruyla devam etmek istemeyebilir. Onda bir sorun yok ama bu durum sizin green card almanızı engellemeyecektir deyip bu takipçimizin sorusunu cevaplamış olalım. Evet, diğer takipçimizden bize gelen soru şu yönde. Ben 16 yıllık resim öğretmeniyim ve birçok eserim var. Üstün yetenekli oğlan vizesi için eserlerimi bir dosya yapıp konsolosluğa başvuru yapsam olumlu bir sonuç alabilir miyim? Daha önceki oğlan vizesi videonuzu izledim. Benim uluslararası bir başarım yok. Fakat yurt içinde birçok sergi ve eserlerim var. Şöyle söyleyeyim. Şimdi sizin oğlan vizesine uygun olabilmeniz için evet birçok eserinizin olmuş olması, bunların portfolyonunu oluşturuyor olmanız çok önemli. Ve sergilere katılmış olmanız, eserlerinizin değerlendirilmiş olması çok önemli faktörler. Tabii onun dışında da ödül almış olmanız da önemli. Bu uluslararası ödül olmak zorunda değil. Bu yerel ya da Türkiye'deki bir ödül de olabilir. Ve hakkınızda haberlerin çıkmış olması da gerekecektir. Ki bunlar sizin OVAM vizesine uygun hale getirecek en basit örnekler diye açıklamış olayım. Tabii diğer bir durum, eğer siz OVAM vizesine uygun olduğunu düşünüyorsanız ve bunun için başvuru yapacaksanız, başvuru direkt Amerikan konsolosluğuna yapılmıyor. Önce Amerika'daki göçmenlik dersinin yapılması gerekiyor ve burada bir sponsorunuzun olması lazım. Ve ondan sonra ancak siz Amerikan konsolosluğuna vize göçmesine gidiyor olacaksınız deyip bu takipçimizin sorusunu cevaplamış olalım. Yani dolayısıyla öncelikle portfolyonuzu ve bütün gerekli şeyleri bir yere getirin. İkinci, Amerika'da bir sponsorunuzun olup olmadığına bakın ve geri çalışmaları da Amerika'dan başlatmanız gerekiyor deyip bu takipçimizin sorusunu cevaplamış olalım. Evet, diğer bir takipçimizden gelen soru ise şu yönde. 7 yıldır Türkiye'de devlet memuruyum. Amerika'ya Türk vizesini kolay alabilir miyim diye bu takipçimiz soruyor. Siz tabii uzun süredir devlet memuru olmanızın, bir işinizin olmuş olması Türkiye'deki bağlarınızı gösterir. Ama tabii ki Amerikan konsolosluğuna başvuru yaparken çalışıyor olmuş olmanız olumlu bir durum. Uzun süredir bir yerde olmuş olmanız olumlu bir durum. Ama tabii ki Amerikan konsolosluğu vizeyi verip vermeme noktasındaki kararı veren yer olacaktır. Dolayısıyla hani ben bu noktada size bu vizeyi kesin alabilirsiniz diye bir şey söyleyemem. Ama tabii ki çalışıyor olmanızın olumlu bir etkisi olacaktır. Dolayısıyla bunu da en iyi Amerikan konsolosluğuna vize başvurusu yaparak görüyor olacaksınız diye bu takipçimizin sorusunu cevaplamış olalım. Bir takipçimizden gelen bir soru var. Genel bir soru aslında bu ama şu yönde. Amerikan konsolosluğu ile Amerikan Büyükelçiliği arasındaki fark nedir diye bu takipçimiz bize soruyor. Şöyle söyleyebilirim. Yani büyükelçilikler bir ülkenin diğer ülkedeki resmi diplomatik temsilcilikleridir. Arasındaki ilişkileri güçlü çoğu ülkenin başka bir ülkede sadece o da başkentlerinde olmak üzere bir tane büyükelçilikleri bulunur. Örneğin Türkiye'dekilerin hemen hepsi Ankara'da bulunur. Yani şöyle söyleyeyim bunu. Büyükelçilikler ülkeler arasındaki ilişkilerin ne düzeyde olduğunu gösteren ve bu ilişkileri kuran, bu ilişki çalışmaları yapan resmi yerlerdir diyebiliriz. O yüzden büyükelçilikler deriz. Başka ülkelerin ülkenizde bulunan bir temsilciliği var ise öncelikle büyükelçiliğinden başlanır. Konsolosluklar ise bir ülkenin yine başka bir ülkedeki büyük ve ticari şehirlerinde açtığı merkezlerdir. Genel amacı pasaport yenileme, ulaşım, tıbbi, kanuni, eğitimsel yardım sağlama, bundan ülkenin otoriteleriyle kontrat kurma, yurt dışında ölüm, doğum, evlilik, valilik gibi durumlarla ilgilenmektedirler diyebiliriz. Şimdi şöyle bir örnek verelim. Amerika'da mesela hem Büyükelçiliğimiz var, Türkiye Büyükelçiliği, hem de Türk konsoloslukları var. Büyükelçilik bir tane olur. Bunun en büyük amacı Amerika ile Türkiye arasındaki bu ilişkileri, diplomatik ilişkileri sağlayan ya da işte kuran bir bölümdür diyebiliriz. Ama konsolosluklar ise daha çok Amerika'da yaşayan Türk vatandaşlarına hizmet eden bir kurum olarak görebiliriz. Dolayısıyla hani büyükelçilik ya da konsolosluk derken bu fark koyuyoruz. Tabii başka ülkelere gidildiğinde ya da farklı yerlerde tek bir elçilik olabiliyor. Bütün bu işlemleri yapabiliyorlar. Dolayısıyla bu ülkelerden ülkelere ve aradaki ilişkilerden ilişkilere değişiyor olacaktır deyip bu takipçimizin sorusunu cevaplamış olalım. Bu takipçimizden gelen soru da şuydu geçen haftadan. Ben 8 yıldır kamu personeliyim. Eşime ve kendime Amerika turist vizesi almak istiyorum. Vizede sorun çıkar mı acaba? 2-3 ay gezmek istiyorum.
sadece finansal açıdan bilgiler vermem istenecek midir diye takipçimiz soruyor. Şöyle söyleyeyim, şimdi sonuçta siz tabii Türkiye'de çalışıyorsunuz uzun süredir. Ve çalışıyor olmanız Amerika'ya gezme amacıyla gelip geri döneceğinizin bir göstergesi oluyor. Finansal açıdan bilgiler noktasını görmek isteyebilirler. Bu tabii sizin SSK hareketleriniz, çıktılarınız olabilir, finansal bankadaki paranız olabilir. Bu tip durumlara bakarak sizin finansal durumunuzun yeterli olup olmadığını görmek isteyecektir Amerikan Konsolosluğu. Dolayısıyla bu yerinde olduğu sürece herhangi bir problem yaşamadan siz vizenize başvuru yapabileceksiniz. Tabii Türk vizesini verip vermemek Amerikan Konsolosluğu'ndaki görevlinin yetkisinde kalacak. Ama anlattığınız durumlarla alamamanız için bir sebep gözükmüyor. Bu şekilde başvuru yapabilirsiniz diye bu takipçinin sorusunu cevaplamış olalım. Evet, geçen haftadan kalan diğer bir soru. Benim İtalya'da 5 yıllık oturumum var. Amerika vizesine başvuru yaparsam onaylanma şansım yüzde kaçtır? Avrupa Birliği oturumu Amerika vizesi için bir avantaj mıdır? Ayrıca şu anda çalışmıyorum, bu durumun vize etkisi olur mu diye takipçimiz soruyor. Şimdi şöyle söyleyeyim. Tabii ki sizin bir Avrupa ülkesinde oturumunuzun olmuş olması ve yaşıyor olmanız Amerikan vizesini almanızda kolay bir etkisi olacaktır. Dolayısıyla Amerikan Konsolosluğu sizin İtalya'da oturumunuzun olmuş olmasını size vize verirken olumlu bir durum olarak görecektir. Tabii çalışmıyor olmanız negatif bakılabilir. Dolayısıyla bir yerde çalışıyor olmanız ya da işinizin olmuş olması da vize almanızı olumlu etkileyecektir deyip bu takipçimizin sorusunu cevaplamış olalım. Evet, diğer bir takipçimizden gelen soru ise şuydu. Amerika'da yasal değilken Amerikan vatandaşı biriyle evlenmem durumunda ne olur diye takipçimiz soruyor. Eğer sizin Amerika'ya girişiniz vizeli ise ve vizenizi kaybedip burada yasal durumunuzu geçirmiş iseniz o zaman Amerikan vatandaşı biriyle evlendiğiniz zaman eşinizden dolayı ve size de başvuru yaparsa yasal olmayan durumunuz affedilecektir ve Green Card'a geçme durumunuz mümkün olacaktır deyip bu takipçimizin sorusunu cevaplamış olalım. Evet, diğer bir takipçimizden gelen soru şu yöndeymiş bize. Biz 3 Türk arkadaş J1 ile 1 yıllık staj programıyla Amerika'ya geldik ve Georgia'da yaşıyoruz. J1 vizesinden F1 vizesine geçip öğrenci olmak istiyoruz. Direkt geçiş mümkün mü? Yoksa C1 vizesinden turist vizesine sonrasında mı F1 vizesine geçmemiz gerekiyor diye takipçimiz soruyor. Şimdi geçen yıldan beri yaşanan değişikliklerden dolayı sizin C1'den F1'a geçebilmeniz için iki başvuru yapmanız gerekecek. Bir tanesi F1 statüsüne geçiş başvurusu olacak. Diğeri ise C1'dan turist statüsüne geçiş başvurusu olacak. Dolayısıyla bu iki başvuru yapılmak şartıyla ancak siz burada kalabileceksiniz ya da öğrenci başvurusu yapmış sayılacaksınız ki bu sayede yasal durumunuzu kaybetmemiş olacaksınız. Dolayısıyla sadece öğrenciye başvurmanız yeterli olmayacak. Aynı anda da turist statüsüne başvurunuz yapılması gerekecek deyip bu takipçimizin sorusunu cevaplamış olalım. Bir takipçimiz de bize şunu sormuştu geçen haftadan kalan. H2B vizesi hakkında bazı sorular soruyor kendisi. Bu ay sonunda işte Maryland'de bir inşaat şirketi olan bir Türk başvuru yapacakmış kendisine. Açık öğretim üniversitesi işletme öğrencisiyim. Bilgisayar, muhasebe ve gelişim üniversitesi geliştirmecilik diplomam var. Daha önce yurt dışına hiç çıkmadım. Pasaportum 10 senelik ve boş. 5 yıldır sigortasızım. Daha öncesinde 19 ay inşaat kafası. Bir öncesinde de 13 ay vermekül müşteri temsilci ünvanı ile sigortam vardı. Eşim 38, konsolosluğa mülakata gitme, yaşayacağım sıkıntılar ya da önereceğiniz şeyler var mıdır diye takipçimiz soruyor. Şimdi buradaki önemli olan nokta şu. Size H2B vizesi için Amerika'dan bir işverenin başvuru yapması gerekiyor. Ve bu başvurunun onaylanması gerekiyor. Dolayısıyla bu başvuru yapılıp ve onaylanırsa sizin vizeyi alma durumunuzdaki ihtimaliniz çok yükselecek. Dolayısıyla buradaki önemli olan nokta size başvuru yapılıp onay alındıysa ve sizin de o başvuruda sunulan kriterlerinizin uygun olup olmadığı ve bu kriterlerinizin kanıtlamalarınızın kanıtlayabileceğiniz belgelerin hazır olması gerekecek mülakat için. Bunlar hazır olduktan sonra size H2B vizenizi alıp Amerika'ya çalışmak için gelebileceksiniz deyip bu takipçimizin sorusunu cevaplamış olalım. Evet, bugün canlı yayında aldığımız ilk soru, Amerika'da non-resident kişiler iş yerleri için vergiyi normal yüzdesinden yüksek mi öder diye bir takipçimiz soruyor bize. Şimdi şöyle cevabını vereyim burada size. Kişilerin Amerika'daki tabii bu ikametgah olup olmamasına göre vergi uygulamaları değişebiliyor. Eğer kişilerin burada bir residentları yoksa ona göre belli değişik vergilere tabi olabiliyorlar. Ya da ödememek için gündeme gelebiliyor. Fakat şöyle söyleyeyim, iş yerleri için vergiyi normalize öder mi noktasında ise
kişinin burada olup olmaması çok fazla bir faktör oluşturmayabilir. Çünkü eğer iş yeri var ise ve iş yeri bir şirket ise ve şirket buradaki vergileri ödemek yükümlü kalacaktır. Ama ben bu soruyu şöyle söyleyeyim. Bahsettiğiniz, yani öğrenmeye çalıştığınız nokta aslında çok muhasebeyi ilgilendiren bir alan. Dolayısıyla benim bu noktadaki tavsiyem, bir muhasebeci, iş yerinizin de çalışmalarını yapan muhasebeciniz varsa olabilir ya da başka bir muhasebeci arkadaşla vergisel durumları daha net konuşmanızı tavsiye ediyorum. Evet, diğer bir takipçimizden gelen bugün canlı yayında soru şu yönde. Amerika'da warehouse kiralamadan önce Türkiye'den online olarak Amerika'da şirket açıp FIN almak bizim işlerimizi kolaylaştırır mı diye takipçimiz soruyor. Şöyle yaklaşabilirsiniz. Eğer amacımız biz Amerika'da işte warehouse açmak istiyoruz, yani depo tutmak istiyoruz ise o zaman şirketinizi açıp açmamanızın hemen olmuş olması şart değil. Önemli olan sizin buradaki bir warehouse'la görüşüyor olmanız lazım. Dolayısıyla bir deponun sahibiyle de birileriyle görüşüp öncelikle orayı kiralayıp kiralamayacağınızı görmeniz gerekiyor. Ve eğer orayı kiralayacaksanız o zaman ondan sonra siz şirket kuruluşunuzu ya da şirketin vergi numarasını almış olmanız yeterli olacaktır. Yoksa öbür türlü bunu almış olmanız şart değil. Dolayısıyla şirketinizi kurmanız ya da FIN'i daha önceden almış olmanız çok şart bir durum değil. Önemli olan burada warehouse ya da işte depoyla sahibiyle anlaşmayı yapacağınız sırada bu kuruluşların yapılıyor olması en önemlisi olacaktır deyip bu takipçimizin sorusunu cevaplamış olalım. Diğer bir takipçimizin bize sorusu şu yönde. Öğrenci vizesiyle Amerika'da nasıl çalışabiliriz diye kendisi soruyor. Şimdi teknik olarak öğrenci vizelerinde çalışma hakkı yok. Yani siz sadece eğitiminizi yapmanız gerekiyor. Ve dolayısıyla bir çalışma imkanı size vermiyor. Ama bunun istisnası ne olabilir? İstisnası eğer öğrenci vizesini yaptığınız üniversiteniz ya da okulunuz size okul içi çalışabilme noktasında imkan sağlarsa bu sefer çalışma imkanına sahip olabilirsiniz. Ya da gideceğiniz üniversite size CBT dedikleri okul döneminde de eğitim aldığınız alanda çalışma imkanı sağlayacaksa da bununla da 20 saate kadar diyelim okul dışındaki şirketlerde çalışma hakkına sahip olabileceksiniz. Tabi bir de eğitiminizi tamamladıktan sonra eğer okulunuz buna imkan veriyorsa o zaman bir yıllık OPT denilen eğitim sonrası çalışma hakkına sahip olacaksınız deyip bu takipçimizin sorusunu cevaplamış olalım. Bugün canlı yayında gelen diğer bir soru şu yönde. Amerikan vatandaşı oldum. 17 yaşındaki oğlumu da başvuruda belirtmiştim. Yani onun için de başvuru yaptım. Şimdi oğlum için ne yapmam gerekiyor diye bu takipçimiz soruyor. Şimdi oğlum için başvuru yaptım derken oğlunuzun ayrı bir başvurusu girmediğini düşünerek bunu söylediğinizi tahmin ediyorum. Burada önemli olan nokta şu. Eğer siz sadece kendiniz için başvuru yaptıysanız ve oğlunuzu belirttiyseniz o zaman başvuru sizin başvurunuz oluyor. Fakat siz mülakata gideceksiniz ve görüşmenizi geçtikten sonra oğlunuz aslında otomatik olarak Amerikan vatandaşı sayılıyor. Dolayısıyla burada önemli olan nokta sizin mülakata gidip ve mülakattan Amerikan vatandaşlığına geçiyor olmanız lazım. Siz geçtikten sonra oğlunuz da sizden dolayı hak kazanacak ve direkt oğlunuzun pasaportu ya da vatandaşlık belgesi için başvuru yapabilirsiniz. Bunlara hak kazanıyor olacak kendisi. Diğer bir takipçimizden bugün canlı yayında gelen soru şu yönde. Ben Amerikan vatandaşıyım. Kardeşim için Green Card sponsoru olabilir miyim diye takipçimiz soruyor. Şimdi şunu söyleyebilirim. Siz Amerikan vatandaşı olduğunuz için kardeşiniz için başvuru yapabilirsiniz. Kardeşiniz için başvuru yapmanıza engel bir durum söz konusu değil. Fakat tek bilmeniz gereken nokta kardeşinize başvuru yaptığınızda kardeşinizin yeşil kartı alabilmesi için neredeyse en az bir 10 yıldan fazla süre beklemesi gerekecek. Şu anki vize kotalarına göre. Yoksa başvuru yapabilirsiniz. Başvuru yapmanızda herhangi bir engel olmadığını söyleyebilirim. Bugün canlı yayında gelen diğer bir soru ise şu yönde. Green Card çekilişi başvurusu için aile başvurularında 21 yaşına giren çocukların bilgileri ve resimleri aile bilgilerine giriliyor mu? Giriliyorsa kendisi de başvuru yapacağı için iki kere başvurmuş olur mu diye takipçimiz soruyor. Şimdi buradaki mesele şu aslında. Siz başvuruları yaparken size belirtilen noktaları cevaplamanız gerekiyor. Ki bu çekiliş başvurularında yapılacak şeylerden bir tanesi işte nedir? Sizin kimin bilgilerinizdir ve bunların doğruludur. Ve iki, aile bilgilerinizdir. Dolayısıyla siz aile bireylerinizin bilgilerini girmiş olmanız onların başvuru yapması engel bir durum değildir. Örnek vereyim ben size bunun için bir tane. Farz edelim siz eşinizi de ekleyeceksiniz başvurunuzda. Ama bu eşinizin de başvuru yapmasına engel değil. Dolayısıyla siz de başvuru yapıyorsunuz, eşinizi belirtiyorsunuz. O da başvurusunu yapıyor ve sizi belirtiyor. Dolayısıyla
Önemli olan nokta sizler bireyler olarak başvuruları yaparken aile bireyleri bilgilerini doğru veriyor olmanız. Ve bunun için de eşiniz ve çocuklarınız da dahil olacak deyip bu takipçimizin sorusunu cevaplamış olalım. Diğer bir takipçimizden gelen soru ise şu yönde. Ben evliyim, iki çocuğum var. Green Card başvurusu yapıyorum. Eğer ki Green Card çıkarsa Amerika'ya ailecek değil de tek başına ben gidebilir miyim diye takipçimiz soruyor. Şöyle söyleyeyim. Eğer size Green Card çıkarsa ve Green Card başvurusu yaparsanız ondan sonra ve buradaki önemli olan nokta tabii eğer hep bütün aile olarak Green Card alacaksanız o zaman hep beraber başvuru yapıyor olmanız lazım. Burada önemli olan siz gelebilirsiniz. Tabii öncesinde gelmeniz lazım size çıktığı için. Gelmeniz gerekiyor. Tabii ondan sonra da yani aileniz ya da çocuklar ya da eşleriniz onlara verilen vize süresi içinde gelebilirler. Önemli olan hemen gelmeleri değil sizde ama onlara verilen vize süresi içinde gelebilirler. Yani siz önce gelip girişinizi yapabilirsiniz. Onlar da 6 ay diyelim vizeleri dolmadan önceki süreçte gelip girişlerini yapabilirler diye bu takipçimizin sorusunu cevaplamış olalım. Diğer bir takipçimizden gelen soru ise şu yönde. Amerika'da 4,5 ay kaldım ve 15 Ağustos'ta Türkiye'ye tekrar döndüm. Amerika'yı tekrar gezmek için gitmek istiyorum. Hangi tarihten sonra gitmemi önerirsiniz diye bu takipçimiz soruyor. Benim size tavsiyem şu olur. Tekrar gelirken girişte gümrük görevlilerinde şüphe uyandırmak istemiyorsanız kafalarında o zaman sizin belirttiğiniz sürelerde örnek veriyorum yılbaşından sonraki bir tarihte tekrar gelmenizde bir engel gözükmüyor. Ama dediğim gibi genelde böyle yıl içinde işte 6 aya yakın ya da 6 aydan fazla kalmayı gördüklerinde gümrük görevlileri biraz sıkıntı yaratabiliyorlar. Dolayısıyla sizin belirttiğiniz durumlarda yılbaşından sonraki bir tarihte gelmenizde bir sıkıntı görünmüyor diye bu takipçimizin sorusunu cevaplamış olalım. Canlı yayında gelen diğer bir soru ise şu yönde. Amerikan vatandaşı bir kişinin anne ve babasına green card alma süreci kaç ay sürüyor diye bir takipçimiz soruyor bize. Şimdi anne ve babasına yeşil kart başvurusu yapmak istiyorsanız sizin vatandaşlığınız üzerinden onların green card'a gitme süreleri neredeyse bir yılı bulabilecek bir süreç olduğunu size belirtebilirim. Dolayısıyla neredeyse bir yıllık bir süreye bakıyoruz. Bu bir yıllık süre sonunda ya da bir yıllık süre yaklaşana kadar onlar yeşil karta geçeceklerdir diye bu takipçimizin sorusunu cevaplamış olalım. Evet, bugün canlı yayında gelen diğer bir takipçimizden gelen soru ise şu yönde. Evlilik yoluyla alınan bir yıllık Employment Authorization Card ile Türkiye'ye gidersem Amerika'ya dönüşte sıkıntı çıkar mı? Travel dokümanı ayrı olarak mı göstermem lazım diye takipçimiz soruyor. Eğer sizin aldığınız Employment Card sağ alt köşesinde sizin seyahat edebilmenize izin veren ibareyi bulunduruyorsa o zaman pasaportunuz ve çalışma kartınızla beraber bu seyahatinizi yapabiliyorsunuz. Ama yok, orada belirtilmiyorsa size ayrıyeten bir belgeyle, resminizin olduğu bir belgeyle size Amerika'ya giriş yapabilme izni, seyahat izni veriliyorsa o zaman o belgenin de yanınızda olması gerekecek deyip bu takipçimizin sorusunu cevaplamış olalım. Bugün canlı yayında gelen diğer bir soru ise şu yönde. Amerika F1 öğrenci vizesiyle üniversite içerisinde 20 saat çalışılabiliyor mu diye bir takipçimiz soruyor. Evet, çalışabilirsiniz ama bunun için okulunuzun size onay vermesi gerekiyor. Dolayısıyla eğer eğitiminizi gerçekleştirdiğiniz üniversiteniz size onların bünyesinde çalışabilme imkanı verecekse o zaman evet onların bünyesinde çalışmanızda bir engel yok. Dolayısıyla önemli olan okuldan onay almanız. Okuldan onay aldıktan sonra onların bünyesinde de olsa haftada 20 saate kadar çalışabilme imkanına sahip olacaksınız. Diğer bir takipçimizden canlı yayında bugün gelen soru ise şu yönde. Üniversite 4. sınıf öğrencisiyim. Green Card çekilişi başvuru formunda eğitim bölümünde hangi seçeneği işaretlemem gerekiyor? Eğer siz hala okuldaysanız, daha okulu bitirmemiş gözüküyorsunuz çünkü. O zaman İngilizcesi Some University Courses diye seçeneği seçebilirsiniz. Yani dolayısıyla üniversiteye devam eden ya da terk eden kişiler graduate olmadığı için, bitirmedikleri için Some University Courses bölümünü seçebilirsiniz. Diğer bir takipçimizden bugün canlı yayında gelen soru ise şu yönde. Amerika'ya girdik, yeşil kartı aldık. Sonra re-entry için başvurduk. Kabul aldık. 2 yıl sonra geri dönmek istesek, konsoloslukta bu re-entry iznimizin geri dönüşü tamamen garanti vermediği yazıyor. 2 yıl sonunda kapıdan içeri alınmazsak buna karşı dava açma hakkımız var mı? Şimdi şöyle söyleyebilirim. Siz eğer size verilen re-entry permitten verilen 2 yıllık sürenizi tamamlamadan önce Amerika'ya geri geliyorsanız o zaman alınmamanız için bir sebep olmayacak. Dolayısıyla alınabileceksiniz. Ama şunu bilmeniz lazım. Green Card'ınız bile olsa
gümrük görevlileri kapıda farklı durumlarla karşı karşıya kalabiliyorlar. Kişilere karşı sorular ya da durumlar çıkarabiliyorlar. O ayrı bir durum. Ama benim burada size tavsiyem şu olacak. Önemli olan o re-entry permit süresini geçirmeden Amerika'ya giriş yaptınız. Geçirmeden giriş yapıyorsanız bir sorunla karşılaşmayacaksınız. Ama geçirirseniz tabii ki artık bu hakkınızı kaybetme durumunuz olabilir deyip takipçimizin sorusunu cevaplamış olalım. Ya bu arada dava açma tarafına girmiyorum bile. Çünkü süre geçmemesinin önemli bir nokta olduğu için süreyi geçirmemeniz gerektiğini size iletmiş olalım. Evet, diğer bir takipçimizden gelen soru ise şu yönde. Türkiye'de 15 seneden fazla mali müşavir ve bağımsız deneticiyim. Bu mesleğimi Amerika'da sürdürebilmemin şansı ve koşulları nedir diyor takipçimiz. Şimdi şöyle söyleyeyim. Tabii ki sizin Amerika'da muhasebe alanında devam etmek istiyorsanız bunun için belli krediler alıp ondan sonra belli sınavlara girmeniz gerekecek. Ve özellikle sizin mali müşavir olmanız Amerika'da da CPA dedikleri kişiler oluyor mali müşavir. Bunları olabilmeleri için belli sınavlara girip o sınavları geçmeleri gerekecektir. Dolayısıyla siz onları yaptığınız sürece burada sorun yaşamadan bu geçişi yapmanız mümkün olacaktır deyip takipçimizin sorusunu cevaplamış olalım. Bugün canlı yayında gelen diğer bir soru şu yönde. Ben Türk vatandaşıyım, eşim ise Brezilyalı ve Brezilya Green Card başvurusunda katılamayan ülkeler arasında yer almaktadır. Green Card kazanmam durumunda eşim de sorunsuz bir şekilde Green Card alabilir mi? Biz Brezilya'da evlendik, Türkiye'de hala bekar görünüyorum diyor bu takipçimiz. Eşiniz sizden dolayı alacaksa alabilir. Yoksa tabii ki kendisinin bu çekişe katılma hakkı yok. Ama sizin üzerinizden eğer siz kazanırsanız yeşil kartı, o zaman sizin eşinizin olmasından dolayı, sizin vatandaşlığınızdan faydalanma durumundan dolayı yeşil kartı alabilme hakkına sahip olacaktır. Bugün canlı yayında gelen diğer bir soru şu yönde. Green Card olmadan Amerika ordusunda çalışabilir miyiz? Bu yolla vatandaşlık ya da Green Card alabilir miyiz diye bu takipçimiz soruyor. Amerikan ordusu bazı bölümleri için Amerikan vatandaşlığı şartı arıyor. Ama bazı bölümleri için ise kişiler de bu şartı aramıyor. Hatta kişilerin Green Card'a gidebilmesi, vatandaş olabilmesi için sponsorluk imkanını da sağlıyor. Benim bu noktada size söyleyeceğim şu olur. Eğer bu noktada bir niyetiniz var ise girmek istediğiniz Amerikan ordusunun bölümüne başvuru yapıp onların bünyesine girip çalışabilmeniz için ne koşulları yerine getirmeniz gerektiğini öğrenmenizde fayda var. Ve ona göre de bunu onların sponsor olabilme noktasında ne tür sponsorluk verebileceklerini öğrenmiş olacaksınız. Bugün canlı yayında gelen diğer bir soru ise şu yönde. Green Card almanın tek yolu evlilik ya da Green Card kurası mıdır? Green Card almanın başka seçenekleri var mıdır diye takipçimiz soruyor. Evet, tabii ki var Green Card almanın diğer seçenekleri. Sizin için kolay olabilecek seçenekler arasında şu girebilir. Bir iş yeri sponsorluğu olabilirse, yani bir işveren size onunla çalışmanız için başvuru yaparsa ya da başvuru yapma adımlarını atarsa, o zaman evet, onun üzerinden sizin yeşil karta gitme imkanınız rahat olacaktır. Dolayısıyla diğer bir yöntemde tabii ki yatırım, eğer yapacağı yani yüksek bir yatırım yapma imkanınız varsa yatırım üzerinden de Green Card'a gitme imkanınız olacaktır diye bu takipçimizin sorusunu cevaplamış olalım. Diğer bir takipçimizden bugün canlı yayına gelen soru şu yönde. Ben lise terkim ama 30 senedir market çalıştırıyorum. Bana Green Card çıkarsa verirler mi diye takipçimiz soruyor. Şimdi şöyle söyleyebilirim. Öncelikle tabii ki Green Card'ın çıkıp çıkmadığını görmeniz gerekecek. Eğer olduğunda çıkarsa tabii ki eğitim durumundan gidemeyeceksiniz. O zaman çalışma geçmiş üzerinden gitmeniz gerekiyor. Tabii bu bahsettiğiniz işletmeyi yürütmeniz ne kadar yeterli olacak? Bunun detayına bakmanız gerekecek. Ama öncelikle size tavsiyem çıkıp çıkmama durumunu bir görün. Ondan sonra da sizin tecrübelerinizin buna bir imkan sağlayıp sağlamayacağı noktasında değerlendirmeniz daha kolay olacaktır. Evet, bugün canlı yayında gelen diğer bir soru ise şu yönde. Amerika'ya gelirken nakit para nasıl getirilmeli? Parayı yanınızda mı yoksa Amerika'da bir hesap açıp mı aktarmak gerekir acaba diye takipçimiz sormuş. Bu noktada benim en büyükse tavsiyem şu olur. Yani siz tabii ki nakit para getirebilirsiniz bunu beyan ettiğiniz sürece. Ama tavsiyem eğer bankanız sizin uluslararası transfere izin verirse siz geldikten sonra talimatınızda onu hallettikten sonra Amerika'ya geldikten sonra burada bir banka hesabı açtıktan sonra siz Türkiye'deki bankanızdan Amerika'daki hesabınıza parayı transfer etmeniz çok daha kolay olacaktır. Yoksa kişiler 10 bin dolara kadar diyelim
yanında getirebiliyor. Onun üstündeki rakamı da beyan etmesi gerekiyor. Dolayısıyla nakit para üzerinizde getirmenizde bir engel yok. Ama zaten çok fazla getirmeniz çok sağlıklı olmayabilir. Belli ölçüde nakit getirip diğer bir kısmını da banka transferi yapmanız çok daha ideal olacaktır deyip bu takipçimizin sorusunu cevaplamış olalım. Diğer bir takipçimizden gelen soru ise şu yönde. Amerika'da öğrenci vizesiyle bulunan öğrenci bu dönem okul harcını ödeyemediği ve okula gidemediği için vizesi iptal olur mu? Ya da bir sonraki dönemde vize sıkıntısı yaşar mı diye takipçimiz soruyor. Evet, bu noktada bir sorun doğabilir. Eğer okulunuz sizin ödeme yapmadığınızdan dolayı okuldaki statünüzü korumanızı engellerse ya da statünüzü iptal etme durumuna geçerse o zaman evet siz problem yaşama durumuyla karşı karşıya kalırsınız. Dolayısıyla bu noktada sizin hani okul harcınızı ödeyebilmeniz ya da okulunuzla bu noktada bir diyalogda olup ödeme planı çıkarmanız önemli. Ki bu sayede bir sonraki dönemde sorun yaşamamanız için bu noktada okulunuzla ödeme noktasında anlaşmanızda fayda var deyip bu takipçimizin sorusunu cevaplamış olalım. Diğer bir takipçimizden gelen soru ise şu yönde. Ben Amerika'da New Orleans'da yaşıyorum. Green Card'ım yok ama kaçak değilim. Kanuni olarak yaşıyorum. Oğlumun İngilizce kursunda burada bir üniversite kaydını yapsam vizede sorun çıkar mı diyor bu takipçimiz. Oğlunuz F1 öğrencisine başvuru yapabilir. Tabii sizin Amerika'da bulunmanız bazen artı bazen de negatif durumlar yaratabilir. Dolayısıyla kendisi vize başvurusunu yapıp bunun sonucunu görene kadar bir şey demek zor. Ama sizinle ilgili sorularla gelebilirler. Dolayısıyla oğlunuzun sizin durumunuzu biliyor olması önemli olacaktır diyebilirim. Evet, bugün canlı yayında diğer bir takipçimiz şunu soruyor. H2B vizesi nasıl alırım? Sponsoru nasıl ve nereden bulurum diyor takipçimiz. Şimdi zaten H2B vizesine gidebilmek için sizin Amerika'da bir şirket sponsorunuzun olması ve bu sponsorun size başvuru yapıyor olması önemli olacaktır. Bu başvuru yapacak bir sponsor yok ise maalesef H2B vizesi alamayacaksınız. Nasıl bulabilirim noktası ise iş başvuruları yapabilirsiniz. Amerika'daki belki online araştırmalarda bu tip sponsorluk yapan firmalar var mı ya da onlara iş başvuru yapabilme imkanları var mı diye araştırma yapıp iş araştırması yapmanız faydalı olacaktır diyebilirim. Diğer bir takipçimizden gelen, bugün canlı yayında gelen soru ise şu yönde. Denizciyim, gemi adamı Green Card başvurusu yaptım. Çıktı varsayalım. 2,5 sene Amerika bayraklı özel bir teknede çalıştım. Lise terkim, çalıştığıma dair iş tecrübesini nasıl belgelemem gerekiyor diye takipçimiz soruyor. Çalıştığınızı dair tabii ki geçmiş çalışmalarınızı gösterecek en önemli belgeler sizin çalıştığınız o iş yerlerinden alacağınız işveren yazısı olacaktır. O işveren yazıları sizin o iş yerlerinde ne kadar süre, hangi tarihler arası, ne tür pozisyonlarda çalıştığınızı gösterecektir. En kanıtlayacağınız mantıklı yol olacaktır. Tabii onun dışında belli bir ödeme varsa, vergi beyanı varsa ya da sizin kayıtlarınız varsa bunlar bir araya getirilebilir. Ama en ideali iş yerinden alınacak yazıdır diyebiliriz. Evet, diğer bir takipçimizden bugün canlı yayında gelen soru ise şu yönde. Amerika'da göçmenlik ofisi $1000 karşılığı 2 senelik vize veriyormuş. Bir arkadaşım almış. Türkiye'ye posta yoluyla göndermişler. Bu yasal mıdır acaba diye takipçimiz soruyor. Bu bahsettiğiniz durumla ilgili herhangi bir bilgim yok. Amerikan Göçmenlik Ofisi para karşılığı bir vize verme durumu söz konusu değil. Tabii belli bir vize işlemleri için hep harç ödemesi gerekiyor. Harç bedelleri ve başvuru ödemeleri var. Ama 2 senelik bir vize verme olayını duymadık. Dolayısıyla arkadaşınızın ne tür bir vize aldığını, neye başvurduğunu anlamanızda fayda var. Yoksa yasal mıdır noktasına gelmeden önce böyle bir vize türü var mı onu da bilemiyorum. Yani çok doğru bir bilgi aldığınızı düşünmüyorum arkadaşınızdan. Dolayısıyla bunu arkadaşınızla netleştirdikten sonra bize tekrar dönebilirsiniz diyeyim ben size. Diğer bir takipçimizden bugün canlı yayında gelen soru şu yönde. Amerika'ya turist olarak gidip orada belli bir süre durduğumda çalışma izni nasıl elde edebilirim diye takipçimiz soruyor. Yani Amerika'da tur sitesiyle gelip belli bir süre bulunduk diye bir çalışma izni verilmiyor. Öyle bir hak yok. Çalışma izni alabilmek için bir ya yeşil kart başvurusu adımlarının atılması lazım sizin için ya da bir iş yeri sponsor olması gerekecek. Yani dolayısıyla ya da siz bir iş başlatıyor olmanız lazım. Dolayısıyla hani sadece burada tur sitesiyle bulunduğunuz diye değil ama geldikten sonra burada ne yapacağınızla ilgili iş kuracaksınız, bir iş yeri sponsor olacak, aile bir başvurma yapılacak. Bu durumların netleşmiş olması bu çalışma izni almanıza imkan sağlayacaktır deyip bu takipçimizin sorusunu cevaplamış olalım. Bugün canlı yayında gelen diğer bir soru ise şu yönde. Green Card çekilişi için lise mezunu olmak ya da profesyonel bir işte 5 yıl iş deneyimi sahibi olunması gerektiği şeklinde zorunluluk olduğu bilgisi var. Bu konuda bilgi verirseniz memnun olurum diye takipçimiz soruyor.
Evet. Green Card çekilişi başvurusu yaparken eğer bu başvurudan çıkarsanız iki tane koşulu yerine getirmiş olmanız lazım. Yani iki koşuldan bir tanesi uygun olmanız lazım. Ya en az lise mezunu olmanız lazım ki bu Green Card adımlarını tamamlayabilin. Ya da en az 5 yıllık bir iş deneyimi sahibi olmanız gerekiyor. Tabii bu iş deneyimi noktası ise buradaki State Department'ın da belirlediği iş tecrübesi noktasında SVP dedikleri 7 ile 8 arasındaki hazırlık gerektiren işlerde olunması gerekiyor. Dolayısıyla önemli olan nokta şu, lise mezunu olmuş olmanız. Eğer lise mezunu değilseniz o zaman yaptığınız işin detaylı değerlendirilmesi gerekecek ki bu yeşil kartı geçişiniz mümkün olsun. Ama şu an başvuru yaparken bunu belirleme noktasında bir sınırlamanız yok. Başvurunuzu yapabilirsiniz. Bu başvurudan çıktıktan sonra aşılması gerekecek bir nokta olacak. Evet, bugün diğer bir takipçimizden canlı yayında gelen soru şu yönde. EB2 Green Card başvurusu yapmak için iş teklifi almak veya sponsorun olması şart mı diye takipçimiz soruyor. İş yeri üzerinden Green Card'a gitme noktasında iş teklifi almak veya sponsorun olması şart. Ve bununla ancak kişiler iş yeri üzerinden yeşil karta gidiyor olabiliyorlar. Ama bunların istisnaları arasında tabii çok başarılı olan kişiler olabilir. Çok başarılı olan kişilerin bu noktada herhangi bir iş sponsorluğu yükümlülüğü duymadan yeşil karta gitme durumları olabilir. Bazı durumlarda da visa waiver'ların verildiği kişiler var. National visa waiver'ların. Bunlar da aynen çok başarılı çalışmalara imza atan, topluma katkılı olacak kişiler durumlarında olanlar da bir iş yeri sponsoru gösterebilirler ama gösterme zorunluları olmayacaktır diyebilirim. Dolayısıyla burada sizin durumunuza gelebilmek için sizin bu EB2 altında nasıl Green Card'a gidebileceğiniz noktasını belirlemek öncelikle önemli bir durum olacaktır. Diğer bir takipçimizden gelen soru ise şu yönde bugün canlı yayında. Green Card çekilişinde form doldururken fotoğrafı başörtülü yaparsam bu sorun olur mu diye takipçimiz soruyor. Şimdi şöyle cevaplayabilirim bu soruyu. Aslında Green Card çekilişi ile ilgili State Department'ın web sitesine girdiğinizde resim noktasında ne tür hükümlerin bir yere getirilmesi detayları yazmakta. Öncelikle fotoğrafların o detaylara uygun olması gerekecektir. Ama fotoğrafların başörtülü olup olmaması bir engel olmayacaktır. Ama tabii fotoğrafın çekiliş tarihi ya da işte başörtüsünün kafadaki duruş tarzı önemli olabilir. Hani yüzü kapama noktasında. Çok yüzü kapanmasını istemeyecekler. Dolayısıyla fotoğrafın başörtülü olması bir sorun olacağını düşünmüyorum. Ama fotoğraf detaylarına dikkat edip ne tür fotoğrafı çekilmesi gerektiği noktasına da dikkat etmenizde fayda var deyip bu takipçinin sorusunu cevaplamış olalım. Bu canlı yayına gelen diğer bir takipçimizden gelen soru da şu yönde. Amerika turist vizem var. Green Card çekilişine başvursam bir sorun olur mu diye takipçimiz soruyor. Şimdi var olan bir vizeniz varken bu herhangi bir sorun teşkil etmeyecek. Fakat dediğimiz gibi genelde buna çok bakılmıyor. Detay olarak kim yapıp yapmadığına başvuruyor. Ama tabii bu eksese imkanı isterseniz bakabilirler. Ama var olan bir vizeniz olduğu için sizin bu noktada etkilenme durumunuz olmayacak deyip takipçinin sorusunu cevaplamış olalım. Bu canlı yayında aldığımız diğer bir soru ise benim kızım 18 yaşında vatandaş değil. Green Card çıkarsa anne ve babasına alabilir mi diye takipçimiz soruyor. Şimdi çocukların anne ve babalarına Green Card alabilmeleri için kendilerinin önce Amerikan vatandaşı olmaları gerekiyor. Ve çocuğunuzun durumunda diyelim 21 yaşına girmiş olmuş olması ve Amerikan vatandaşı olması gerekiyor ki anne ve babasına yeşil kart başvurusu yapabilsin.